Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Vicom PLC'lerde normalde açık kontak, normalde kapalı kontak, yükselen kenar kontak kullanımı, düşen kenar kontak kullanımı ve değil komutunun kullanımından bahsedeceğiz. Arkadaşlar şu an elimde LX5S serisi PLC'm var. Bu PLC'leri LX5 serisi PLC'leri programlama yapabilmek için Vicom PLC Editor 2 yazılımını kullanıyoruz. LX3 serilerinde ise bu Start 3V yazılımını kullanıyoruz. Buradan yeni diyoruz. Buradan PLC'mizin CPU modelini ve serisini ve modelini seçiyoruz. Şu an benim CPU serim, PLC serim LX5 serisi CPU. Model de LX5S N serisi. Ladder şeklinde programlayacağız. Evet, şu an Vicom PLC Editor 2 yazılımı karşımıza geldi. Bu yazılımı indireceğiniz linki de açıklamalar kısmına paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar şu kısımları sonra detaylı bahsedeceğim sizlere. Şimdi bugün şuradan bahsedeceğim, şu bölümden bahsedeceğim. Şimdi bizim program yazabilmemiz için buraya ne yapmamız lazım? Satırlar eklememiz lazım. Önce sağ tıklıyorsunuz, edit diyorsunuz, insert, row diyorsunuz. Aşağı doğru ne yap diyor? Satır ekle diyor. Şuradan birkaç satır ekleyelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar programa geçmeden önce şundan bahsedelim. Vicom PLC Editor 2 yazılımında offline simülasyon yapamıyorsunuz. Yani offline simülasyon nedir? Elinizde PLC olmadan yazılımı yazarsınız. Offline simülasyonda deneyebilirsiniz ama bunu şu an yapamıyoruz. Start 3V'de ise LX3 serilerinde ise yapabiliyorsunuz. Tabi ilerleyen süreçte bu offline simülasyon, bu yazılıma eklenirse offline simülasyonu da yapabilirsiniz. O yüzden bu programda çalışabilmeniz için elinizde fiziksel bir PLC'nin olması gerekmektedir. Şimdi buradan Transfer Settings'e geliyorsunuz. Şu an ben PLC üzerindeki USB porttan bağlanıyorum. Ethernet üzerinden haberleşecek olsaydım buraya IP adresini girmem gerekirdi. Eğer bir RS485'ten bağlanacak olsaydım, o zaman da Serial Connection'ı seçmem gerekecekti. Buradan Communication Test dediğiniz zaman ne diyor? Başarılı bir şekilde PLC'ye bağlandı diyor. Okey diyorsunuz, çıkıyorsunuz. Şimdi bir önceki derste normalde Vicom PLC'lerde kullanılan değişken tiplerinden bahsettik. Adreslemelerden bahsettik. Mesela fiziksel girişlerin adreslemesi nasıl oluyordu? X0, X1, X2 şeklinde oluyordu. Çıkışlar, fiziksel çıkışlar, PLC'nin çıkışları Y0, Y1, Y2. PLC'nin dahili röleleri işte M0, M1, M2, M2 şeklinde devam ediyordu. Bir önceki derste bunlardan detaylı olarak bahsettik. O videoyu izlerseniz faydalı olur. Şimdi gelelim komutları kullanımına. Şimdi burada F5'e bastığınız zaman bu normalde açık kontak anlamına geliyor. Buna tıklayarak da ne yapabilirsiniz? Normalde açık kontağı getirebilirsiniz. Bu da comment demiş. Açıklama diyor. Şimdi adresleme X0'dan başlıyor arkadaşlar. X0 dedi. Okey dedim. X0 benim start buton. Şu an benim PLC'mde sadece X0 girişine bir tane anahtar bağladım. Diğer tarafına, diğer girişlere bağlamadım arkadaşlar. Bu normalde açık kontak. Normalde açık kontak nedir? Bastığınız zaman 0'dan 1'e geçer. Normalde kapalı kontak nedir? Basılı değilken bir pozisyondadır. Basıldığı zaman sıfır pozisyonuna geçer. O da F6 ile ya da buna basarak şey yapabilirsiniz. Bu da ne olsun? M0 olsun. M0 da PLC'nin dahili röresiydi. Stop butonu. Şimdi OK diyorum. Bu ne yapsın arkadaşlar? Bu çıkış Y0 çıkışını aktif etsin. PLC'nin Y0 çıkışını aktif etsin. O da motorun kontaktörüne bağlı olsun. Okey dedim. Şimdi burada bunu çalıştırdığım zaman X0 butonunda bastığım zaman motor çalışır. X0 butonundan elimi çektiğim zaman ise ne olur? Motor durur. Eğer butona bastıktan sonra elimi çektikten sonra butondan, start butonundan motorun çalışmasına devam etmek istiyorsam burada bir mühürleme yapmam lazım. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Ya bu şekilde bir normalde açık kontak alırsınız. Y0 dersiniz. Tamam mı?
Bunu buraya koyarsınız. Şuradan bir dikey çizgi indirirsiniz, bağlarsınız. Bu birinci metot. Bir diğer metot da burada undo dediğiniz zaman da geri alıyor. Şurada alt branşma var arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Şuna bastığınız zaman Y0 dediğiniz zaman bu buraya ne yapıyor? Otomatik bağlıyor. Bu birinci komutumuzun kullanımı. Yani normalde açık, normalde kapalı kontağımızın kullanımını şu an yaptık. Şimdi biz bunu bir değerlememiz lazım. Compile diyoruz. Evet, şu an değerledik. Bu uygulamamızı kaydedeceğimiz yeri soruyor bize. Nasıl bir isimle kaydedeceğimizi belirtiyoruz. Kaydet dedik. Evet. Şimdi daha sonra bunu ne yapacağız? PLC'ye yaz diyeceğiz. Write to PLC. Buradan select all derseniz buradaki bütün her şeyi ne yapar? PLC'nize yükler. Execute diyorsunuz. Ve bu yazılım ne oldu? PLC'mize şu an yüklendi. Kapatıyoruz şimdi burayı. Buradan monitör modu alıyoruz arkadaşlar. Monitör mod online simülasyon oluyor. Şimdi ben X0 girişimi şu an benim basılı. Evet, tabii şu an benim PLC'm niye tepki vermiyor onu da söyleyeyim size. Çünkü ben PLC'mi RAM pozisyonunda almadım. Onu bir RAM pozisyonuna alayım önce. Evet, şu an PLC'mi RAM pozisyonuna aldım. Bakın, Start butonuna basılı olduğundan dolayı ne oluyor? PLC'm çıkışını aktif ediyor. Start butonundan elimi çektim ve hala PLC'm ne yapıyor? Çıkışını aktif ediyor. Burada arkadaşlar M0'ı aktif edeceğim. Bu durumda buradaki debug'a geliyorsunuz. Modify current value diyor. Bunu ne yapacağım ben arkadaşlar? 10 pozisyonunu alacağım. Yani stop butonuna bastığım zaman da ne oldu şu an? Motorum durmuş oldu. Evet, normalde açık kontak, normalde kapalı kontak kullanım bu şekilde. Şimdi gelelim edit modeline, yani devam edelim yazılıma. Buraya yine satırlar ekleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi yükselen kenar kontak ve düşen kenar kontaktan bahsedelim. Yükselen kenar kontak şudur. Sıfırdan 1'e geçtiği an bir tarama boyunca aktif olan kontaktır. Siz bunu normalde bir çıkışa bağlarsanız gözünüz algılayamaz. Çünkü niye? Çok tarama süresi çok kısadır arkadaşlar. Bu tip kontakları kullanacaksanız set ve reset komutlarıyla kullanmanız lazım. Şimdi o zaman burada set ve reset komutunu kullanalım. Şöyle yükselen kenar kontağımız bu. Bu ne olsun? Bir M1 rölemiz olsun. Tamam. M1 rölesi. Bu mesela switch. Switch 1 olsun bu. Switch 1 aktif olduğu zaman ne olsun? Y0'ım. Y0 demeyelim de bu sefer. Y1'im arkadaşlar set olsun. Çünkü göremem diyesi. Buraya şimdi set yazdığınız zaman bakın ne oldu? Set geldi. Bak çift tıklayın. Arkadaşlar bunu şöyle kullanıyoruz. Y0'ı pardon Y0 demeyelim de Y1'i ne yapsın? Set etsin. Okey. Y1 ne olsun? Y1'i şu an tanımlamadım da şunu bir tanımlayalım. İşte artan olsun. Tamam. Şimdi yükselen kenar kontakta ne olacak? Y1 aktif olacak. Düşen kenar kontakta da Y1 ne olsun arkadaşlar? Reset olsun. Buradan da yine M1'in düşen kenar kontağını kullanıyorum. Normalde set reset yapmazsanız şey olmaz. Algılayamazsınız. Göremezsiniz. Buradan RST Y1 yazarsanız OK derseniz bu da yine artan olsun. Komutu kullanabilirsiniz. Yani set ve reset komutunda şu an ne yapmış olduk? Bahsetmiş olduk.
Tekrardan bunu PLC'mize bir yükleyelim. Önce bir tabi derleyelim. Derledik. Bunu şimdi PLC'mize yüklüyorum. Şu an PLC çalışıyor diyor. Onun uyarı verdi. Tamam. Evet, şu an yüklememiz tamamlandı. Şimdi buradan monitör modu alalım. Şimdi zaten bu kısmı bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar M1 butonunu şuna çift tıklayalım. Sağ tıklıyorsunuz. Buradan debug geliyorsunuz. Modify current value diyor. Şunu şöyle bir seçeyim. Şimdi bunu 10 yapacağım. 10 yapınca ne olacak? Yükselen kenar kontak aktif olacak değil mi? Bir tarama süresi boyunca. Evet, 10 yaptım. Bakın ne oldu? Y1 10 oldu. Düşen kenar kontakta neydi? Birden sıfıra geçerken aktif oluyordu. Şimdi off yaptım. Bakın ne oldu? Y1 resetlendi. Evet, yükselen kenar kontak ve düşen kenar kontak da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Biraz satır ekleyeceğim. Burada bir de değil komutu kullanabiliyoruz. Değil komutu. Şimdi değil komutu şöyle. Mesela şuraya bir işte M2 dedim. Bir açıklama yazmayacağım. Bir de arkadaşlar ne diyelim? Ha, M2 diyelim sadece. Şimdi bu değil komutu arkadaşlar. Bu komutu da buraya ekleyelim. Bu da ne yapsın? Bu da ne yapsın? Y3. Pardon, Y3 demeyelim de Y2 diyelim. Buna bir isim vermiyorum. Şimdi normalde M2'ye bastığım zaman Y2 ne olur? Aktif olur. Ama bu değil komutunu koyduğum zaman M2'ye basmadığım zaman Y2 aktif olur. Deneyelim. Bunu bir derleyelim. PLC'mize yükleyelim. Şimdi buradan monitör modu alıyoruz. Şimdi bakın burada M2 aktif mi? Değil. Ama Y2 ne? Çıkışımız aktif. Niye? Buradan 0 geliyor. Değilleyince ne olmuş oldu? 1 oldu. Y2 aktif oldu. Şimdi M2'yi aktif edeceğim. Bakın ne oldu? Y2 çıkışım pasif oldu. Yani bundan önceki koşulların durumunu ne yapıyor? Lojik durumunu tersleme yapıyor arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir de burada bir başka şeyimiz var. Kullandığımız komutumuz var. Yükselen ve düşen. Mef ve map instruction diye geçiyor. Bu komut biraz ilginç. Şöyle M3 diyorum. Okey. M4 diyelim. M4. Şu komutu kullanıyorum arkadaşlar. Şu an yükselen kenar kontak komutu bunu kullanıyorum. Bu ne yapacak? Bu da Y3 çıkışını aktif etsin. Bir de bunun düşen kenar kontağını kullanacağım. Aynen şunu şöyle alalım. Sağ tıklıyoruz. Copy diyoruz. Buraya yapıştırabiliyorsunuz. Bunu tabi buradan silelim. Bu sefer de düşenini kullanalım. Şimdi arkadaşlar derledik programımızı. PLC'mize bunu yazalım. Evet. Evet dedik. Kapatalım. Şimdi monitör modu alalım. Şimdi burada M3 ve M4 sıfırdan 1'e geçerse ikisi. Burada Y3 ne oluyor? Aktif oluyor. Sıfırdan bu 1'e şöyle yapalım. Bakın bu sıfırdan 1'e geçti. Y3 aktif mi? Değil. Bu da sıfırdan 1'e geçti. Şimdi burada tabii ben Y3'teki değişimi görebilir miyim? Göremem. Niye? Çünkü bir tarama süresince aktif olacak. Bunu anca
Set reset yapmamız lazım. Az önce de bahsetmiştik yükselen kenar kontaktan. Şimdi o zaman bunu şöyle yapalım. Edit modeli alalım. Burayı bunu bir silelim arkadaşlar. Şöyle silelim şurayı. Şunu da silelim. Şuraya şöyle yazalım. Set Y3. Bu da reset. Yok, reset demeyelim. Bu da set Y4 olsun. Değerleyelim. Şimdi bunu bir PLC'mize bir yükleyelim. Şimdi şuradan monitör modu aldık. Şimdi buradan ben buradan M3'ü bir aktif edeyim. M3'ü aktif ettim. Sonra M4'ümü aktif edeyim. Bak, aktif ettim. Ne oldu? Y3 10 oldu. Çünkü set kullandım. Ama direkt Y3'e bağlasaydım algılayamıyorduk. Niye? Çünkü bir tarama süresince aktif. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şu M3'ü tekrardan off yapalım. Off yapalım bunu. M4'ü de off yapalım arkadaşlar. Bunu off yapalım. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Yükselen kenar kontakta ikisi de aktif olduğu zaman, ikisi de yani sıfırdan bire geçtiği zaman burasını aktif ediyor. Düşen kenar kontakta ise bunlardan bir tanesi aktif, düşen kenar kontak olduğu zaman buradaki çıkışı aktif ediyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Yani onu şöyle yaparsak daha iyi algılayabiliriz. Şimdi silelim. Şöyle yapalım. Okey. Bir de arkadaşlar bir komutumuz daha var. PLF ve PLS. PLF diyorum. Bir dakika. PLF M5 olsun. PLF ile PLS'yi diğer derste bahsedeyim arkadaşlar. Şu yükselen ve düşen kenar kontağı da anlatayım. Bugünkü dersimizi bitirelim. Bir değerleyelim şurayı. Şimdi select all dedik. Evet. Pardon. Evet, değerleyeceğim. Evet. Şimdi monitör modu alalım. Şimdi arkadaşlar burada bakın M3 bunu bir aktif edelim. M3'ümüzü 10 yaptık. Bakın Y3 ne oldu? Aktif oldu mu? Olmadı. M4'ümüzü de aktif edelim. İkisi aktif oldu. Sıfırdan 1'e geçti. Y3 aktif oldu. Şimdi burada M3'ün düşen kenar kontağını kullanacağız. Yani off pozisyonuna geçireceğiz. Ve ne oldu arkadaşlar? Y3 reset olmuş oldu. Evet. Vicom PLC'lerde bu
Bugünlük dersimiz bu kadar. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.